Yeni saatimizle birlikte bir canlı yayına başlayacağız. Malumunuz havalar ısınmaya başladı, toz mevsimi de gelmiş oldu. Bu da alerji demek. Peki buna karşı hangi önlemler alınmalı, nasıl korunmalı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu bizi konuyla bekliyor. Emine günaydın diyerek sözü bırakalım ve konuyla birlikte toz alerjisinden nasıl korunacağız bu sorunun yanıtını dinleyelim. Evet, günaydın diyelim biz de Haktan Uysal. Malum yaz gelmek üzere, havalar ısındı diye seviniyoruz ama sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan da bahar alerjisi diye bir gerçek var. Peki nasıl korunacağız? Nelerden kaynaklanıyor bahar alerjisi? İşte bu sorunun cevabını uzman doktor Anıl Yeşildağ'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Günaydın. Bahar alerjisi, havalar güzel gidiyor, ısındı ama bir yandan da bahar alerjisi elbette ki hepimizin korkulu rüyası diyebiliriz. Neden kaynaklanıyor, nasıl korunacağız? Genellikle Mart ve Nisan aylarında daha çok başlıyor ama Mayıs, bazı polenler Haziran ayına kadar sürüyor. Sebep polenler, yani ağaçlar çiçek açarken tohumlarını yayıyorlar çoğalabilmek için. Bunlar da rüzgarla bütün havaya yayılıyor ve buna alerjisi olan insanlar da bu mevsimde ne yazık ki işte göz kızarıklığı, kaşıntısı, gözde sulanma, akma, hapşuruk krizleri ya da burunda şu tarz hareketler ki buna biz rinit selam diyoruz, alerjik selam deniyor. Bu tarz hareketler, sürekli hapşuruk krizleri eğer daha alerjik bünyeli ve polenlerin boyutlarına göre eğer bunlar burunda filtre edilip de tutulamazsa aşağı inip bu sefer de astım ve alerjik bronşiyoliti olan çocuklarda da astım krizlerine, nefes almada zorluk gibi belirtilere de yol açabiliyor. Korunmak için sabah saatleri özellikle polenlerin en yoğun bulunduğu saatler. Hani bir alışkanlığımız var, camları açıyoruz, oh ne güzel hava. İşte bu alerjik hastalar için ne yazık ki bir kabusa dönüşebiliyor. Havalandırmayı genellikle güneşin daha aktif olduğu öğlen saatlerine genellikle bırakmak gerekiyor. Dışarı çıkarken güneş gözlüğü veya normal gözlük takmak gözleri kısmen de olsa koruyor. Şapka, yine siperli bir şapka kısmen gözleri yine burnu koruyor. Ne kadar rinit şikayetlerimiz ön planda da olsa eğer astmatik bir hastaysa yine burundan nefes alıp vermesi, burun filtre fonksiyonunu kullanmak yine akciğerleri kısmen koruyacaktır. Polenler üstümüze de yapışabiliyor. O yüzden eve gelince genellikle yıkanmak, ki kıyafetlerimizi değiştirmek yine bizi kısmen koruyacak önlemlerden bir tanesi. Bu tür hastaların bu mevsimlerde kullanması gereken bazı ilaçlar olabiliyor. Özellikle mevsim gelmeden önce bu ilaçları başlayıp mevsim bitene kadar kullanan hastalar var. Burundan kullandığımız bazı kortizonlu spreyler var. Tabii ki dikkatle kullanılması gerekiyor. Elbette bir de doktor kontrolünde tabii ki. Doktor kontrolünde, hatta alerji uzmanı kontrolünde mümkünse kullanılması gerekiyor. Yine bu amaçla kullanılan yaşına göre şuruplar, tabletler var. Kortizon içermeyen bazı koruyucu ilaçlar var. Bunlarla yeterince koruyanamıyorsak, korunma önlemleri ve ilaçlar hastanın şikayetlerini yeterince azaltmıyorsa, o zaman da aşı tedavileri var, alerji aşı tedavileri. Tabii bunun hangi alerjenle yapılacak, ne dozda yapılacak, ağızdan mı uygulanacak, iğne şeklinde mi uygulanacak, bu da yine tecrübeli bir alerji uzmanı kontrolünde yapılması gereken önemli bir tedavi. Ağızdan aşı 3 yaşa kadar yapılabiliyor. 3 yaştan itibaren yapılabiliyor. Koldan cilt altı uygulanan aşılar da 5 yaştan itibaren uygulanabiliyor. Peki önümüzde herhalde kısa bir süre daha kaldı polenler için. Biraz daha kendimizi koruma altında tutmamız gerekiyor herhalde. Aşağı yukarı Haziran 15-20 gibi, ama bazı kişilerin işte sonbaharda da ortaya çıkan polenler var. Bunlarla da rahatsız olabiliyorlar ve bu semptomlar sadece polenlerle olmuyor tabii ki. Ev tozu, hamam böceği alerjisi veya küf alerjisi gibi perennial rinit dediğimiz tüm sezon, yani bütün yıl boyunca şikayetleri olan hastalar da var. Alerjisini kanıtlayamadığımız ama ne yazık ki alerjik şikayetleri olan hastalar da var. Efendim alerji bir de herhalde şu son dönemde daha mı fazla
ortaya çıktı? Alerjik hastalıklar diyeyim ya da insanlar daha mı çok fark etmeye başladılar? Yok, aslında direkt olarak arttı. Artma sebebi tamamen batı tarzı yaşam. Aslında burada birçok faktör var. Daha dünyaya ilk geldiğimiz andan hani kimseyi paranoyaya sokmak istemiyorum ama sezeryanla doğduğu anda bebek bütün annenin florasını, sağlıklı bakterilerini sindirim sistemine dolduruyor. Bu da bağışıklık sisteminin eğitiminin başladığı en önemli an ve sezeryan yaptığımız zaman bu çok önemli anı kaçırmış oluyoruz. Anne sütü yine aynı şekilde bağışıklık sisteminde çok önemli bir denge sağlıyor ve anne sütüyle besleyemediğimiz takdirde yine çok önemli bağışıklık sisteminin bir eğitimine, akademisine yine engel olmuş oluyoruz ve bu sefer bağışıklık sistemi affedersiniz sapıtmaya başlıyor ve yanlış işler yapmaya başlıyor. Vücudundaki kendi hücreleri yabancı gibi algılamaya başlıyor. Bunlar otoimmün hastalıklar. Alerji de aslında dolaylı olarak otoimmün sayılabilecek bir hastalık ve reaksiyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yine yalnız aslında alerji de değil, yani diyabetin artışı, obezitenin artışı, birçok otoimmün hastalıklar, Hashimoto tiroiditleri, multiple sklerozlar, bunların hepsi otoimmün hastalıklar ve maalesef 21. yüzyıla bunlar hakim olacak. Bulaşıcı hastalıkları artık çözdük. Ama tabii kontrolsüz antibiyotik kullanımı da birçok faktör, çevre kirliliği, her şey bunların artışına sebep oluyor aslında. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Bizleri aydınlattınız. Evet Aktan Uysal, malum bahar ayları biraz daha sıkıntı çekeceğiz herhalde ama eğer aşırı düzeyde olursa mutlaka ki bir doktor kontrolünden geçmek gerekiyor. Doktor kontrolünde ilaçları kullanmak gerekiyor bahar alerjisiyle ilgili diyelim ve sözü size bırakalım. Emre Kavasoğlu'na ve konuğuna biz de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle alerjisi olanlar, yavaş yavaş bahar ayları geldi. Önemli ve faydalı bir yayındı. Neler yapılması gerektiğini de aktarmış.